Arkadaşlar merhabalar. Bu sabaha karşı Orta Doğu'da çok önemli bir gelişme oldu. Biliyorsunuz günlerdir İran İsrail'i vuracağını söylüyor. Niye? Çünkü Hamas'ın üst düzey büro şefi İsmail Heniye Tahran'da bir suikast sonucu hayatını kaybetti. İsrail tarafından yapıldığı biliniyor. Dolayısıyla İran günlerdir vuracağız, yerle bir edeceğiz, saldırımız, intikamımız çok acı olacak vesaire derken beklenen saldırı İsrail'den Geldi. İsrail bu sabaha karşı tam 100 uçakla Lübnanı vurdu. Buraya lütfen dikkat edin, 100 uçakla Lübnanı vurdu ve İsrail'de 48 saat süreyle o hal ilan edildi. Şimdi Orta Doğu'da gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Başta İran Orta Doğu'da bir şeyler yapacağını söylüyor ama bakıyorsunuz İran İslam coğrafyasını vuruyor, Lübnanı vuruyor ve günlerdir biliyorsunuz yabancı misyon şefleri Lübnan'ı terk etti. Yani bazı ülkeler derhal acil olarak Lübnan'ı terk edin dediler. Belli ki böyle bir şey olacağını elbette biliyorlar. Ve bu sabaha karşı İsrail harekete geçti. Yüz savaş uçağıyla Lübnan'ı vurdu. Efendim Suriye'yi vurdu. Şimdi buraya geldiğimizde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Daha doğrusu şöyle bir doğrulama ortaya çıkıyor. İran ne zaman İsrail'i vuracağını söylese hemen itirazlar yükseliyor. İran İsrail'i vurmaz. Danışıklı dövüş yapıyorlar. Tiyatro oynuyorlar. Gerçekten bugünkü durum bunu ortaya koydu. Niye? E çünkü günlerden beri gerçekten İsrail'i ortadan kaldıracağız. Efendim işte cevabımız çok acı olacak diye tehditler savuran İran golü kendi kalesinde görüyor. Ve olan Lübnanlı Müslümanlara oluyor. Suriyeli Müslümanlara oluyor. Ve İsrail'de 48 saat süreyle o hal ilan edildiğini tekrarlayalım. Şimdi bu gelişmeler neyi getirir beraberinde? Neye e, işaret eder? Bölge önümüzdeki dönemde de e, hareketli olacağını gösteriyor. İran e, dediğim gibi İsrail'e vuracağını, İsrail'i ortadan kaldıracağını söyleye dursun. İsrail bu sabah dedi ki biz önleyici bir saldırı gerçekleştik gerçekleştirdik. Yani bu kadar tehdidi, bu kadar tehlikeyi efendim e, gördük. İşte Hizbullah İsrail'e saldıracaktı. Dolayısıyla 100 savaş uçağıyla harekete geçtik. Şimdi baktığım zaman e, Times of Israel e, sitesinde bunun haberine göre İsrail'de ciddi hazırlıklar var. Yani bir cevap verilir mi hazırlığı var. Boşuna yapmasınlar, vermezler. Hizbullah da karşılık vermiş. Yani bu İsrail'in 100 savaş uçağıyla Lübnan'a saldırması sonucu Hizbullah da cevap vermiş ve Hizbullah da tehdit naraları atıyor. Tam 300 roket ve e, işte insansız hava aracı 60 İsrail'e şimdi düştüğü yerleri söyleyeyim bir tanesi karayoluna düşmüş bir tanesi tavuk kümesine düşmüş ya böyle bir şey olabilir mi gerçekten yani dünyanın gözü önünde böyle bir tiyatro oynanır mı böyle bir şey yapılıp İsrail'i İslam coğrafyasına saldırtmanın anlamı ne verecekseniz adam gibi cevabınızı verirsiniz vermeyecekseniz günlerdir işte İran Cumhurbaşkanlığı açıklıyor devrim muhafızları açıklıyor dini liderleri Ali Hamani açıklıyor. Ama bizi takip edenler bilir. Yani daha iki gün önce hatta bir gün önce yapmış olduğumuz video analizde dedik ki İran vazgeçti. Bunu vermekten bu cevabı vermekten vazgeçti. Çünkü İran her zaman yaptığını yapıyor ve İran kendisine çok ciddi bir tehdit olduğunu ileri sürerek ABD, İngiltere, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin kendisine karşı çok ciddi bir savaş hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürerek bu e, e, intikam saldırısından vazgeçti. Ama siz geçerseniz işte İsrail gelir, sizi Lübnan'da yüz savaş uçağıyla vurur. Şimdi bundan sonra Orta Doğu'da büyük ihtimalle sessizlik olacak gibi geliyor. Niye? Çünkü İsrail'in artık e, kırmızı çizgileri tamamen açtı ve istediği anda istediği ülkeye operasyon yapacağını gösterdi. Ve hatta daha ileri giderek. İşte İsrail'in şarkıcıların milletvekillerinin söylediği gibi gerektiğinde eğer bekası tehlikeye, tehdide girerse nükleer silah bile kullanacağını açıkladı. Şimdi bakıyorum e, İsrail'de ciddi hazırlıklar var dedim. Karşılık bekliyor e, Hizbullah'tan. Sığınaklar yapılıyor. Times, e, Times of İsrail'in haberine göre sığınaklar yapılıyor. Ama onu da boşuna yapmasınlar. Çünkü dediğim gibi... E, Hizbullah tam 320 füze ve insansız hava aracı attığını ifade ediyor. Ama Allah aşkına tabi onlara kalırsa 11 askeri hedefi vurduklarını ifade ediyorlar. Ama ben yabancı basını da tarıyorum. Ve şu andaki bütün dünya basınına baktığımda atılan füzelerin atılan efendim insansız hava araçlarının işte dağ bayra düştüğü ortada. O zaman niye kuru gürültü yapıyorsunuz? Yani hani neden insanların bir şekilde bazı insanlara ümit aşılıyorsunuz? Yani sizin Burada tiyatro oynadığınız net olarak ortaya çıktı. Açık söyleyeyim. Ha, tiyatronun ötesinde demiştim ki İran Orta Doğu'da bir denge unsuru. Yani Sünni İslam'a karşı orada tutulan ve bir şekilde beslenen, yani zayıfladığı zaman beslenen, efendim güçlendiği zaman hafif zayıflatılan, zayıflatılan bir devlet konumunda. Şimdi bunu siz yapıyorsunuz. Bakın, bunu yapıyorsunuz ama İslam dünyası burada büyük zarar görüyor ne yapıyor? Siz tehdit ediyorsunuz İsrail'i, gerekçe oluşturuyorsunuz. İsrail de diyor ki bakın İran benim için bir tehdit ve dolayısıyla İsrail nereyi vuruyor? Suriye'yi vuruyor, Irak'ı vuruyor, Lübnan'ı vuruyor, Yemen'i vuruyor. Yani İslam coğrafyasını vuruyor ve burada insanlar ölüyor. Ve burada yapılan bazı gelişmeler yok olup gidiyor. O zaman bunu lütfen yapmayın. Şimdi Orta Doğu'da Gazze, Gazze'de savaş, gözyaşı, dram devam ediyor. Asıl İsrail'in gerekçe oluşturduğu şey bu işte. Yani diyor ki bakın ben boşuna, burada boşuna e, savaşmıyorum. Burada boşuna operasyon yapmıyorum. Çünkü bana yönelik çok ciddi tehditler var. İran tehdit ediyor. Hizbullah tehdit ediyor. İşte efendim Yemen'deki husiler tehdit ediyor. Başından beri ne dedik? Dedik ki Yemen'deki husiler. Belki içerisinde çok gerçekten de samimi Müslümanlar var. Ama... Dün itibariyle de ticari gemileri vuruyorlar. Yani işte Basra Körfesi'nde, diğer Kızıldeniz'de neyi? Ticari gemileri vuruyorlar. Ya bugüne kadar İsrail'e vermiş oldukları zarar yok. Bunu net olarak söyleyeyim. Sadece gerekçe oluşturuyorlar ve geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 12 uçakla hatta 15 uçakla İsrail Yemen'i de vurdu. Şimdi diyorlar ki İsrail'deki basın şunu dile getiriyor. E, İzbullah'ın füze rampalarının 11 füze rampası vuruldu diyor. Yani siz gel gel yapıyorsunuz. Elinizdeki silahları da vurduruyorsunuz. Karşı tarafa zarar da veremiyorsunuz ama Orta Doğu'da gibi ötüyorsunuz. O zaman neden bu yolu seçiyorsunuz? Gerçekten İsrail ile danışıklı dövüş olduğu bu operasyonla birlikte de ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bundan sonra şimdi göreceksiniz yine İran aynı şekilde İran dini lideri Hamani aynı şekilde işte bunun intikamını alacağız. Buna cevap vereceğiz. Hala devrim muhafızları aynı şeyi söylüyor. Ya arkadaş yani neyin cevabını vereceksiniz? Orta Doğu kan dönmüş. Yani İsrail size her an operasyon yapabiliyor. Tahran'da gelmiş, sizin konuğunuzu, siyasi konuğunuzu e, katletmiş, öldürmüş. Ama siz hala cevap vermekten bahsediyorsunuz. İşte veremediğiniz o cevabı İsrail geliyor, size veriyor. Bundan sonra Orta Doğu'da İsrail'in dediği oluyor. Bunu söyleyeyim net olarak. Artık eveleyip kevelemeye gerek yok. İsrail. Artık Orta Doğu'da İslam ülkelerinin hiçbir şey yapamayacağını, bütün İslam ülkelerinin korktuğunu ve Gazze'de istediğini yapacağını ve Gazze'yi işgal edebileceğini daha öteye geçerek e, Golan tepelerindeki o işgal alanlarını genişleteceğini, hatta Lübnan'dan toprak alacağını, hatta ve hatta büyük İsraili kuracağına dair ümitleri düşünceleri daha da büyüdü. Niye? Karşısında artık bir güç, bir birlik beraberlik olmadığını gördü. Orta Doğu'da istediği şekilde at oynatıyor. Evet 48 saat OHAL e, o ilan etmiş. Ama bu OHAL elbette şunun için yapılıyor. <laughs> Neden ya diye ki diyor ki iç cephe nedeniyle bakın bu da önemli. İç cephede İsrailler İslam dünyasından çok daha duyarlı bir şekilde e, gösteri yapıyor. Ha bazıları elbette o rehinelerin kurtarılması için gösteri yapıyor. Bazıları da Netanyahu'nun gitmesi için görev yapıyor, gösteri yapıyor. Ama İslam dünyasına bakıyorsunuz hiç umurlarında değil. Yani e, Gazze'de 41 bin Müslüman katledilmiş ama Müslüman dünyasının, İslam dünyasının umurunda değil. O yüzden İsrail bu kadar perva, pervasızca saldırı düzenliyor. Canı istediği de istediğinde her devlete operasyon yapabileceğini artık gördü. 100 uçak bakın bu sabaha karşı 100 uçakla Beyrut'un, Beyrut demeyelim Lübnan'ın bazı bölgelerini ki 7 üst düzey Hizbullah liderinin öldürüldüğü ifade ediliyor. Ve Hizbullah'ın cephaneliğinin vurulduğunu söylüyor. E şimdi siz gelin İran'a güvenin, gelin Hizbullah'a güvenin. Nasıl güveneceksiniz? Günlerden beri İslam dünyasını oyalıyorlar. Efendim işte şöyle oldu böyle oldu. Ama gördük ki İran gerçekten de Orta Doğu'da sadece ve sadece Müslümanlara karşı harekete geçiyor. Gördük Irak'ta mezhep savaşları üzerinden, Suriye'de mezhep savaşları üzerinden, Yemen'de mezhep savaşları üzerinden sürekli Müslümanla Müslüman karşı karşıya geliyor. Ama hiçbir zaman İran batılı güçlerle maalesef ve maalesef savaşmıyor. O yüzden Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde yine hareketli günler yaşanabilir. Ama bunların hepsinin de İsrail'in lehine olduğunu göreceksiniz. Çünkü İsrail artık İran'la danışıklı dövüş içerisinde olduğuna gösterdi. İranı gerekçe göstererek İslam dünya hedefin İslam Sünni İslam dünyası olduğunu ifade edebiliyor artık. Bunu da görüyor. Önümüzdeki dönemde Suriye tekrar vuracak. Suriye'deki işgal alanlarını genişletecek. Ve hatta Lübnan. Lübnan'ın bir bölümünü kendi işine yarayan kendi topraklarına. Hizbullah buradan bana ateş ediyor diye. Hizbullah'ın olduğu yeri de işgal etme hareketlerine şahit olacağız. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.